Şimdi bu haberlerin arasında da şu üç kişiyi anmadan geçmeyelim efendim. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Kendi yorumumu aktarayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki il başkanından başlayalım. Şenol Aslanoğlu. İzmir'de il başkanı olmadan önce İzmirlilerin ismini dahi bilmediği birisi. Cumhuriyet Halk Partili siyasetle uğraşan, sempati duyandan bahsetmiyorum. Siyasetle uğraşan, CHP'de siyasetle uğraşan kişiler ismini biliyor olabilir. Ama genel anlamda İzmir'de il başkanı olmadan önce sokağa çıksak ki şimdi bile isterseniz çıkalım, hiç gördünüz mü Şenol Aslanoğlu kimdir diye soralım. Yani ben inanıyorum ki 100 kişiden 70-80 kişi bilmez. Onu da söyleyeyim, yani pop sanatçısı diyen çıkabilir. Başka meslek gruplarını söyleyenler olabilir. Ama hala bir tanınırlığı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşte Şenol Aslanoğlu Ankara'ya gidip Balçova Belediye Başkanlığı'na talip olmuş efendim. Özgür Özel'den de, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan da anladığım kadarıyla veto yemiş. Görevinin başında kal diye. Özgüvene bakar mısınız? Belediye başkanlığı bu kadar kolay mı? Kolay mı? Ne yaptınız da siz belediye başkanlığına talip oluyorsunuz? Yani mesela bir karşılığınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı. İlk dönemi efendim, biliyorsunuz Karşıyaka Belediyesi borç batağında olduğu iddia edilen bir belediye. Haberlere de böyle yansıyor. Maaş falan ödeyemiyordu, öyle değil mi arkadaşlar? Amerika'da falan Beyaz Saray'ın önünde hatta protesto fotoğrafları falan var. Girip bakarsanız, biz geçen yayında söylemiştik. Yani memnuniyet anketi yapacağım demişti ya Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Sayın Genel Başkan demiştik, Cemil Tugay'ı bir memnuniyet anketine sokar mısınız Karşıyaka'da? Söylemiştik. Hatırlayan olur o yayını. Özgüvene bakar mısınız? Cemil Tugay, hani Şenol Aslanoğlu gene bir hadde. Haddini biliyor demek istiyorum yani. Gitmiş Balçova Belediye Başkanlığı'nı istemiş. Kulis bilgileri. Onda da veto yemiş. Cemil Tugay sadece CV'sinde Özgür Özel'i desteklemesinden başka herhangi bir şey yok. Ben bilmiyorum. Karşıyakalılara da sorun istiyorsanız. Ben soruyorum çünkü. Karşıyaka'da karşılığı var mı yok mu onu da siz sorun. Karşıyaka'ya ne yapmış? Bir dikili ağacı var mı Karşıyaka'da? Olağanüstü işler yapmış da bizim mi haberimiz yok İzmir olarak? Ki kalkmış Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oluyor. Evet, dosyasını genel merkezde hem de. Hani ili falan da takmıyor artık. Genel merkezde Özgür Özel'le görüştükten sonra açıklama yaptı. Sayın Genel Başkan'la görüştükten sonra verdim dosyamı diye. Medeni cesarete, özgüvene bakar mısınız? Tabii herkesin demokratik hakkı. Ben de verebilirim Büyükşehir'e dosyama, bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum diye ortaya çıkabilirim mesela. Ama buradan eve nasıl gidebilirim onu bilmiyorum. Yani eve gidene kadar kaç tane telefon alıp yani bir yerde yığılır kalırım onu bilmiyorum. O yüzden haddimi biliyorum. Cemil Tugay Büyükşehir adayı oldu. Şaka değil. Ha, cidden verirlerse Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak karşımıza çıkacak. İnanabiliyor musunuz? Mustafa Özüslü efendim. Büyükşehir Başkan Vekili. Ayrı bir Karşıyakalı. Ondan da Karşıyaka hamlesini bekliyorduk efendim. Demek ki bu Cemil Tugay değişimci ve Özgür Özel'e destek verdiği için cesaret edemedi. Onu yerinden edemeyiz gibi herhalde düşündü. Biz Karşıyaka'yı bekliyorduk Mustafa Özüslü'den. Orası olmayınca Bergama olmuş anladığım kadarıyla. Bergama'dan açıklamış. Siz Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptınız Sayın Mustafa Özüslü. Sizi gidip Tunç Soyer'e sorsunlar. Ne katkınız olmuş? Ben bir şey biliyorum diye konuşmuyorum. Biz sizi hiç görmedik İzmir sokaklarında. Dolaşırken hep masa başındaydınız anladığım kadarıyla. Hiç sokaklarda mesela çizmenizi falan giyip dolaştığınızı göremedik. Meclis oturumlarını falan başkan vekili olmanız hasebiyle yönettiniz. Biz sizi hiç İzmir'de insanlara dokunurken görmedik. Sizi Bergama'da da görmedik. Ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz?
Mustafa Özüstü'nün Bergama haberini hiç geçti mi? Geçmedi herhalde. Onlar da hatırlamıyor ki, sessiz kalıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar anladığım kadarıyla rejide. Onlar da şaşkın bir vaziyette. Ama işte ama bu adaylıklar bize bir şeyler anlatması lazım. İzmir'e bir şeyler anlatması lazım. Ben özellikle de efendim ismi daha önceden İzmirliler tarafından bilinmeyen, bu mesleği yapmamıza rağmen bizim bile bilmediğimiz Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer'in uzun uğraşları sonucu CHP İzmir İl Başkanı olmuştu. Bunu da söylemek zorundayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve İzbeton Genel Müdürü Heval Savaşkaya'nın uzun uğraşları sonucu CHP İzmir İl Başkanı olmuştu. Şimdi belediye başkanı olmak istiyor il başkanı. Balçova. Onda da ret yemiş. Konağı falan istemiş olabilir. Oradan da belki de ret yedi. Sonuçta il başkanı olarak devam edecek anladığım kadarıyla. Ama yerel seçimden sonra ne olur bilmiyoruz. Cemil Tugay, onda ayrı bir özgüven var. O oluyorsa gençlere de ayrı bir tabii özgüven aşılıyor bence başkan. Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşünüyorsa biz niye her şeyi düşünmeyelim? Özgüvenini aşılıyordur muhtemelen gençlere. Öteki taraftan Mustafa Özuslu sadece meclis toplantılarında ve başkan İzmir dışında olduğunda açılışlarda falan gördüğümüz Mustafa Özuslu. Ben Bergama'yı yöneteceğim diyor. Ne kadar kolay değil mi belediye başkanı olmak?